Lazca, Güney Kafkas dili ailesinin üyesidir. Lazca ile birlikte Megrelce, Sıvanca ve Gürcüce bu dil ailesinin diğer üyeleridir. Bu diller arasında Lazca ve Megrelce, temel düzeyde karşılıklı anlaşma olanağı bulunan antik Kolkis dilinin zaman içinde ikiye ayrılmış kollarıdır. Lazca, Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde Rize ilinin Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde, Artvin ilinin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Boçka ilçelerinde konuşulmaktadır. Ayrıca 93 Harbi sürecinde çok sayıda Laz köyü tamamen boşalmış olsa da Batum şehri ve bağlı bazı köylerde de Lazca konuşulmaya devam etmektedir. 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan dolayı Batum, Hopa, Borçka üçgeninden çok sayıda Laz aile Marmara bölgesine göç etmiştir. Bu göçler sonucunda İzmit, Sapanca, Düzce, Akçakoca, Bursa, Bolu, Karamürsel, Yalova ve civar bölgelerde Laz yerleşimleri oluşmuştur. 93 Harbi muhaciri Lazların yaşadığı bu bölgelerde özellikle yaşlı kuşak arasında Lazca varlığını sürdürmektedir. Lazca nasıl bir dildir? Lazca 35 harften oluşan Latin temelli bir alfabeyle yazılabilen zengin bir kelime haznesi ve anlatım gücü olan sistemli bir dildir. Pek çok dilde istisna olarak tanımlanan kural dışı yapılar Lazca'da neredeyse yoktur. Lazca ana dil eğitiminin tarihi. İlk Lazca ders kitapları İskender Staşi tarafından hazırlanmıştır. Staşi, 1929 yılından itibaren Sovyetler Birliği'nde Latin temelli Laz alfabesini hazırlamış, devamında Lazuri Alboni Lazca alfabe kitabı, Çukuni Çara Lazca okuma kitabı, Okit Huşeni Supara Lazca hayat bilgisi kitabı ve Ohe Sapuşi Supara Lazca matematik kitabı adını taşıyan kitapları yayınlamıştır. Bu kitaplar Sovyetler Birliği'nde Lazca eğitim veren okullarda okutulmuştur. Ne yazık ki bu süreç 1938'de Staşi'nin Tiflis'te kurşuna dizilerek infaz edilmesiyle son bulmuştur. Lazların tarihindeki ikinci ana dil dersi deneyimi ise Eylül 2013 yılında Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda başlamıştır. Laz Enstitüsü tarafından hazırlanan müfredatın kabulüyle Rize'nin Fındıklı ilçesinde ilk seçmeli Lazca dersi okutulmaya başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Laz Enstitüsü arasında yapılan protokol gereği Laz Enstitüsü ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okutulmak üzere Lazuri 5, Lazuri 6, Lazuri 7, Lazuri 8 adlarını taşıyan ders kitaplarını hazırlayarak bakanlığa teslim etmiştir. Bu alanda daha çok çabaya ihtiyaç olmakla birlikte yapılan tüm bu çalışmalar Lazca'nın geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktadır.